Efendim kısa bir ara vermiştik, ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayatınızın aşkını buldunuz, evlilik teklifi aldınız ve evet dediniz. İşte bunları yaparken hiç kimse bir gün boşanmak zorunda kalabileceğini düşünmez. Ama bu da hayatın bir gerçeği. Boşanma davalarının sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Hepsinin de farklı gerekçeleri var. Beyaz Ana Haber ekibi de sokağa çıkıp sordu. Eşiniz ne yapsa boşarsınız? Gelen yanıtları hep birlikte izleyelim. Hakaret. Aldatmasınlar. İhanet. Yalan söylerse, ben yalan konuşmayı sevmiyorum. Her şeyin bir nedeni olduğu gibi boşanmanın da bazı nedenleri var. Bu nedenler bazen ilişkileri, bazen de evlilikleri bitiriyor. İhanet ederse, aldatırsa beni boşanır. Aldatırsa. İhanet ederse boşanır. Tabii ki bu kumardı, şuydu buydu falan, onları da yani sayabilirim ama ondan tamamen vazgeçmem için beni aldatmasınlar. El iyisi erkekten olmaz. Dışarıya iyi ama eve geldiğinde terör estiren. Boşanmıştım zaten. Neden? Neden aldattı beni? Ben de kapıya koydum onu. Bazen çok konuşur. Çok konuşmasından rahatsız olurum yani. Kumar oynarsa, içki içerse, eve gelmezse, parasının hesabını bilmeden harcardı, evi ihmal ederse boşar. Tabii ki beni aldatması lazım. Bir günde boşarım. O da olmadığına göre. Yapma. Ömür boyu beraberiz. Aldatma. Ha, evet, boşanırım. Ailesini çok üstünü tutması, annesini falan özellikle. Şey, hani böyle kötü anneci miyiz? Yani biraz öyleyiz. Her gün gönül istiyor anneye. Ya ister istemez annecilik oluyor yani. Yani et tırnaktan ayrılmaz diye bir söz var ya, atasözü, ister istemez oluyor. Boşanma nedenlerinden biri de ne yazık ki annecilik. Eşin her gece işten sonra annesinin evine gitmesi Yargıtay'ca da boşanma sebebi sayıldı. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii ki rahatsız eder. Etmez olur mu? Her gün oraya gitsen, her gün oraya olmaz yani. Her akşam diyor ki anneme gidelim yemeğe. Yok, çıkar mısın yani? Dengeyi kurması lazım. Eğer aradaki sınırı koruyamazsa etkiler ya. Aradaki dengeyi sürekli korumaya çalışırım. Onların anneci olması aileye de bağlılığı gösterir ama. Bir de öyle düşünmek lazım. Ama her akşam desek anneme gideceğiz, anneme gideceğiz. Gitsin ne güzel. Valla gitsin ya. Ne yapacağız? Hayır canım, o kadar da olmaz ya. Şahsen ben evliyim. Her gün anneye gitmiyorum. Boşanırım. Her gün anne olmaz ne ya. Ya sen benim anneme nasıl vereceksin? Her gün de olur mu aşkım? Her gün de annecilik olur mu? Her gün olur. Her gün olur mu? Uğranır yani en azından. Merak ediniz yani. Boşanma benden. Peki, noktalıyoruz efendim bültenimizi. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Bugünkü bölüm birazdan Beyaz TV YouTube kanalımıza yüklenmiş olacak. Bültenimizi oradan da takip edebilirsiniz. Huzurlu bir akşam geçirmenizi ümit ediyorum. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber sizlerle olacak. Hoşçakalın.